Aziz Müslüman kardeşim, burada büyük kıyametin bazı ahvalinden de bahsetmek ihtiyacını duyuyorum. Zira bunda muhterem Müslüman kardeşlerim için faydalar mülahaza ediyorum. Büyük kıyametin ahvalinden haberdar olan Müslüman kardeşlerimiz muhakkak ki o gün için kendilerini hazırlama ihtiyacını hissedeceklerdir. Kıyamet günü İsrafil aleyhisselamın suru üflemesi, bütün mahlukatın mezarından doğrulup kalkması ve mahşer yerinde toplanmasıyla başlar. İsrafil aleyhisselam surunu ilk defa üfürünce bütün ölüler, diriler küme küme toplanırlar. Bir süre baygın bir halde kalırlar. Daha sonra kendilerine gelerek sağa sola kaynaşmaya başlarlar. Sonra ikinci bir sur daha üfürülür. Bu sur ile daha önce dirilmiş olan canlılar tekrar ölür. Nihayet üçüncü bir üfürülüş daha olur. Bununla ölüler tekrar dirilirler. Herkes yerinden doğrulur. Meşarık şerhinde bu üçüncü üfürülüş hakkında çok şeyler yazılmıştır. Daha fazla malumat isteyenler oraya bakabilirler. Burada bizim maksadımız o demler hakkında muhterem okuyucularımıza kısa birer bilgi vermektir. Ta ki onları okuyanlar Allahu Teala'nın korkulu günleri bulunduğunu bilsinler de onlardan vaaz, nasihat ve öğüt alsınlar. Böylece hem ahlaklarını güzelleştirsinler hem de şeriata uymayan hareket ve davranışlardan da vazgeçsinler. Bütün ölüler kabirlerden doğrulup kalktıkları zaman acaba biz hangi suratta kalkacağız? Ondan hiç haberimiz yok. Ancak kesin olarak bildiğimiz bir şey varsa o da dünyadan ayrılırken yani ölürken hangi sıfat, meşrep ve ahlak üzere idiysek orada da o sıfat, meşrep ve ahlak yani surat üzere dirileceğimizdir. Nitekim bir defasında ashabtan Muaz İbni Cebel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sormuştu. Ya Resulallah, İsrafil aleyhisselamın sura üflediği ve bütün ölülerin mezarlarından doğrulup kalktığı günlerden bize bahseder misin? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna önce ne büyük günden sordun ya Muaz diye mukabele etti. Daha sonra da devamla dedi ki, o gün siz kabirlerinizden kalkarak muhtelif gruplar halinde bir yere varırsınız. Bu yerin adı Sahire'dir. Benim ümmetim 10 bölük olur ve her biri ayrı bir surette mahşer yerine gelir. Bunların kimisinin yüzü ayın 14'ü gibi parlaktır. Kimisi bir hayvan suretinde olur. Kimisi baş aşağı ve yüzleri yerde sürünerek gelir. Kimisi göğüsleri üzerine sarkmış, dillerini çiğneye çiğneye gelir. Ağızlarından da irinler akar. Kimisi elleriyle ayakları kesilmiş, ateşten ağaçlara asılmış gibi ve köpek leşinden daha fena kokarak gelir. Kimisi sağır, kimisi kör olarak gelir. Kimisi de katrandan elbiseler giymiş olarak gelir. Ey aziz kardeşim! İşte o büyük kıyamet günü bazı insanların alabileceği suret ve şekillerden bazıları. Sakın bunların kafir ve imansız olduklarını, dünyadayken kelime-i şehadet getirmediklerini, namaz kılmadıklarını sanma. Bilakis dünyada onlar da kelime-i şehadet getirmişler, namaz kılmışlar, oruç tutmuşlar. Hatta hacca da gitmişlerdi. Fakat bütün bu ibadetleri yapmış olmalarına rağmen ahlaklarını güzelleştirememişlerdir. Nefsi emmare mertebesinden kurtulamamışlardır. İşte bunun içindir ki o kıyamet günü bu suret ve şekillerde haşredilmişlerdir. İşte o günü ayın 14'ü gibi bir yüzle haşredilmek isteyenler bu dünyada ibadetlerini gereği gibi yapmalıdırlar. Ahlaklarını da düzeltmelidirler. İbadetlerini Allahu Teala'nın emrettiği ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın da işlediği şekilde yapmayanlar o büyük günde bahsedilen suret ve şekillerden birinde haşredilirler. Şunu iyi bilmelidir ki peygamberler, veliler
ve ihlaslı müminler ayın 14'ü gibi parlak ve nurlu yüzlerle mahşer yerine gelirler. Demek ki peygamberlerle evliyanın yanına halis mümin muttakiler de dahildir. Dedikoducular, yani ondan ona laf getirip götürenler ise maymun suretinde haşredilirler. Domuz suretinde haşredilecek olanlar haram yiyenlerdir. Hak hukuk tanımadan ötekinin berikinin hakkını yiyenler domuz suretinde haşredilirler. Faizciler baş aşağı ve yüzleri yerlerde sürünerek mahşer yerine gelirler. Zalimler, haksızlar, yani başkalarına zulüm ve haksızlık edenler iki gözleri kör olarak haşredilirler. Buradaki haksızlıktan maksat mutlak haksızlıktır. Yani haksızlığı yapan insan bunu ister bir hakim kaidi olarak yapsın, isterse herhangi bir insan olarak. Zira haksızlık daima bir zulümdür. Haksızlık yapanlar zalim bir insan muamelesi görürler. Kendisini ve kendi amellerini beğenenler kulakları sağır olarak haşredilirler. Kendini beğenmek ve yalnız kendi amellerinin makbul ameller olduğunu sanmak büyük hatadır, büyük günahtır. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar: İyi amellere mağrur olmaktan Allah'a sığınırız. Başkalarına söylediklerini kendileri tutmayanlar, içleri dışlarına uymayanlar ve nefsani arzularına uygun fetvalar verenler de dillerini çiğneyerek haşredilirler. Bunların dilleri göğüslerinden aşağı sarkar ve ayaklar altında çiğnenir. Komşularına haksızlık ve kötülük edenler elleri kesik olarak gelirler. Başkalarını alaya alıp eğlenenler ateşten ağaçlara asılı olarak getirilirler, haşredilirler. Ömrünü hevai nefsinin peşinde geçirenler, malının mülkünün zekatını vermeyenler ve zayıfları ezenler de kıyamet günü köpek leşi gibi kokarak haşredilirler. Kibirli ve gururlu kişiler katran elbiseler giydirilmiş kişiler olarak haşredilirler. Bütün bu zümreler hayatlarını Allahu Teala'nın kitabına, şeriatına ve dinine uygun olmayarak geçirenlerdir. Ömürlerini Allahu Teala'nın dinine ve Resulullah Aleyhisselam'ın ahlakına uygun olarak geçirenler ise ayın 14'ü gibi parlak ve nurlu yüzlerle haşredilirler. Yalnız bunlar cehennem azabı görmez, diğer bütün zümreler cehennemde azap görürler, cezalarını çekerler. Şanı mübarek ve yüce olan Allah bir ayette şöyle buyurdu: O gündeki insan kardeşinden, anasından, babasından kaçar. Abese suresi. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. Şeyh Şafi Hazretlerine bu ayet hakkında sordular. Dediler ki: Halk kıyamet gününde birbirinden neden kaçar? Şeyh şu cevabı verdi: Dünyadayken Allah yolunda bulunmayanların her biri kötü amel ve hareketlerine göre manen birer hayvan suretine dönüşür. İşte eğer bu suret ve şekle dönüşenler dünyadan o şekilde ayrılırlarsa kıyamet günü de bu suret ve şekil üzere haşrolunacaklarından orada birbirlerini bu suret ve şekillerde görünce birbirlerinden kaçarlar. Şu halde kişi mahşerde diğer insanların kendisinden kaçacağı bir suret ve şekilde haşrolunmamak için burada amellerini düzeltmeli ve ahlakını da güzelleştirmelidir. Zira kıyamet günü bir zümre hariç diğer bütün zümrelerin hepsi de birer hayvan şekil ve suretinde haşrolunur. Yalnız güzel amel ve hareketlerde bulunarak ahlakını güzelleştirenlerdir ki yüzleri ayın 14'ü gibi parlak ve nurlu olarak haşredilirler. Şanı mübarek ve yüce olan Allah mahşerde bir hayvan suretinde haşrolunmaktan her birimizi muhafaza buyursun.